kanalından merhaba. Ev ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi. Tekrar burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, bugünkü video konumuz barış çiçeği. Çiçek açmak üzere olan barış çiçeğimize hangi bakımları yapmalıyız ve barış çiçeğimizin bakımını yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Bildiğiniz gibi barış çiçekleri yelken çiçekleri diye adlandırılır ve birçok türü de vardır. Aşağı yukarı daha yeşil, daha koyu ve yeşil yapraklı, daha ince yapraklı, daha ağaç tonuna gidenler, daha bodur türleri ve çeşitli renklerde çiçek açan türleri vardır. Yani sadece beyaz açmazlar, çeşitli farklı renklerde de çiçekler açarlar. Bizim elimizdeki bulunan barış çiçeğimiz, yani yelken çiçeğimizin rengi beyaz, beyaz beyaz çok güzel çiçekler açıyor. Şu anda da çiçek açma devresinde. Bu aşamada hem de yazın çok aşırı derecede sıcak günlerinde ve sıcaklığın aniden birden bastırması durumunda barış çiçeklerimizin bakımını nasıl yapmalıyız? Onunla ilgili sizlere tüyolar vereceğim. Birincisi, benim barış çiçeğim balkonda olduğu için şu anda yapraklarında bir tozlanma ve kirlenme var. Önce yaprak temizliğini nasıl yapacağız onu sizlere anlatayım. Şöyle bir kasenin içerisine aşağı yukarı bir tatlı kaşığı kadar toz şekeri ekleyeceğiz. Daha sonra onu suyla sulandırıp barış çiçeklerimizin yaprak temizliğini bu şekilde yapacağız. Şöyle çok fazla aşırı derecede dolu olmasına gerek yok. Tatlı kaşığının yarısı kadar bile yeterli. Eğer çiçeğiniz çok büyük ve yaprakları oldukça geniş yapraklıysa o zaman daha fazla toz şeker ya da daha fazla sulandırılmış tatlı suya ihtiyacınız olabilir. Şöyle onu şöyle 2 3 4 5 6 yemek kaşığı kadar suyla güzelce sulandırıyoruz. Daha sonra şöyle karıştırıyoruz. Şekerin biraz erimesini istiyoruz. Böyle sabit sabit ve tek güne karıştırırsanız şeker çok çabuk eriyor arkadaşlar. Ben bunu daha öncesinde de denemiştim ve yapmıştım. Ve başarılı bir sonuç elde edebiliyorsunuz çok kısa bir sürede. Şu anda şekerimiz %95'i eridi. Şimdi bu suyumuza şöyle temiz bir pamuğumuzu batırıp hafif sıkarak, çok fazla pamuğu kurutmadan şöyle barış çiçeklerimizin yapraklarını bu şekilde temizliyoruz. Şekerle barış çiçeklerimizin yapraklarını silmemizdeki maksat, en büyük faydası, birincisi yaprağın tozla ve kirle kapanan gözeneklerini açmış oluyoruz. Diğer yönden de yaprağın kaybettiği vitamin, mineral ve sıcağa dayanıklılığını sağlayacak çeşitli enzimleri yaprağımıza vermiş oluyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi, bakın, temizlenmiş yaprakla temizlenmemiş yaprak arasında çok büyük bir fark oluştu. Şimdi hepsini şöyle hızlıca bir şekilde temizliyoruz. Arada pamuğumuzu tekrardan şekerli suya batırıyoruz. Pamuğumuz eğer aşırı derecede kirlenmişse pamuğumuzu değiştiriyoruz. Bu şekilde barış çiçeğimizin yapraklarını güzel ve hızlı bir şekilde temizliyoruz. Bu arada çiçeğimizi de sevmiş oluyoruz. Barış çiçekleri ve şu anda ülkemizde olan birçok çiçeğin ana yurdu tabii ki Türkiye değil. Güney Afrika, Kuzey Amerika, muson ormanları ve oralarda yetişen tür çiçekler. Tabii ki oralarda da sıcağa, soğuğa, yağmura, her şeye dayanıklı olarak
yetişmekteler. Fakat iklim değişikliği ya da bildiğiniz gibi şu anda zaten iklimsel olarak dünya genelinde de bir iklim farklılığı yaşıyoruz. Onun için bitkilerimizi arada da olsa böyle destekler, en azından ayda bir sefer bu şekilde yaprak temizliği ve kök kısmına da beslenmesi için güzel bir şekilde çeşitli onu besleyici bitki besinleri, destekleri vermemiz çok faydalı oluyor. Bildiğiniz gibi arkadaşlar yine barış çiçeği gibi birçok yurt dışından gelen ve evlerimizde baktığımız birçok çiçek normalde bulundukları yerlerde havayı temizleyen, filtreleyen ve insan yaşamına faydası olan bitkiler. Fakat zeze, barış çiçeği, deve tabanı ve onu o aileden ya da o tür olan çiçeklerin birçoğunda da çocuklarımıza ve canlı hayvanlarımıza zarar veren çok düşük de olsa zehirleyici bir madde bulunuyor. Bu da hayvan ya da çocuk bu bitkiyi yediğinde hayvanın ağzında akıntılar, ishaller ya da çocukta da aynı şekilde farklı reaksiyonlar oluşturabileceği için evinizde çiçekleriniz varsa özellikle araştırın. Hani zehirli mi, zehirli değil mi veya hangi tür şekilde bitkinin özellikleri var. Hayvanlarınıza ve çocuklarınıza dokunur mu, dokunmaz mı? Ya da çocuklar yapraklarını kopardıklarını ya da hayvanlar yapraklarını yediklerinde zarar görüp görmediklerini araştırırsanız hem çiçeklerinize daha sağlıklı bir şekilde bakarsınız hem de çocuklarınızı hasta etmeden ya da hayvanlarınıza zarar vermeden onların da beslenmesini ve büyümesini bir arada büyümelerini sağlayabilirsiniz. Bunu da bir dipnot olarak vereyim. Diğer yönden de arkadaşlar çiçekler de zaman zaman olduğu gibi desteğe ihtiyaç duymaktalar. Hiçbir bitki sadece suyla yaşayamaz. O nedenle onun da desteklenmesi gerekiyor. Şu anda çiçeğimizin gördüğünüz gibi az önceki haliyle şu anki hali çok farklı. Mis gibi oldu ve kaybettiği birçok bitki besinini de tekrardan çiçeğimize vermiş olduk ve yaprak temizliği yaparak da bitkimizin gözeneklerin açılması ve fotosentez olayını daha sağlıklı bir şekilde yapmasını sağlamış olduk. Arada götürüp banyoda sulama yapmadan önce duşun altında güzel bir şekilde yağmurlama sistemiyle aşırı basınçlı olmadan yıkayarak çiçeklerinizin ya da bitkilerinizin güzel bir şekilde kendilerini tozlanmış yapraklarını temizlemelerini de temizlenmesini de sağlayabilirsiniz. Şu anda temizleme işini yaptık. Bitkimiz harika bir şekilde, güzel bir şekilde kendine geldi. Daha önce de söylemiştim arkadaşlar. Barış çiçeklerinin eğer çiçek açmasını istiyorsanız bununla ilgili videolarda kanalda var. Nasıl çiçek açtı diye, nasıl çiçek açtırılabilir, açmayan çiçeğinizi nasıl çiçek açtırabiliriz. Onunla ilgili videoda kanalda bulunmakta. Diğer bir yönde de şöyle arkadaşlar şöyle çiçekli bitkiler için sıvı bitki besini bundan da alıyoruz. Şimdi bitkimizin söylediğim gibi beslenmesini ve sağlıklı bir şekilde çiçeklerini açabilmesini ve çiçeklerin uzun süre üzerinde koruyabilmesi için şöyle 1 litre suya şöyle bir şöyle 2 kaşık veya şeyde olan bu bitki besinizin şu kapağıyla bir tane verebilirsiniz. Fakat ben bu 1 litre suya 2 kaşık katıyorum. Onu güzel bir şekilde karıştırıyorum ve barış çiçeğimi kana kana sulayıp altından çıkana kadar da suyunu veriyorum. Daha sonra fazla suyunu bu saksı dibinden süzerek alıyorum ve daha sonra
O sulama işlemi gerektiğinde o suyla tekrardan suluyorum. Çiçeklerinizi sularken şöyle suyu iyice verin ve saksı altından suyun çıkıp birikmesini ve bir sürede altında kalmasına mutlak suretle dikkat edin. Anlatacaklarım bu kadar. Hoşça kalın, dostça kalın. Sağlıklı ve hayırlı günlerde buluşmak dileğiyle kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın.